Almatı ve Bişkek merkezli Türkel Yayın Grubu olarak Türkiye'yi tanıtım projemiz kapsamında İstanbul'daki Yusufiye Kültür Vakfı ve Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Başkanı Yusuf Ezel yönetiminde İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı'na bir ziyaret gerçekleştirdik. Sarayın içinde görsel olarak çekimlerinin yasak olduğunu dikkate alarak sizlere bazı tarihi bilgileri aktarmakla geçineceğiz. 19. yüzyıl saray mimarisi içinde saray yaşantısı bakımından Osmanlı modernleşmesinin sembolü haline gelen Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecit tarafından 1843 yılında yaptırılmaya başlamış ve 1856'da tamamlanmış. Devletin temsil mekanı olan bu sarayın yüzlerce odasında ve onlarca salonunda sanatı, bilimi ve siyaseti bir arada görmek mümkün. Bu nedenle saray, mimari ve kültürel zenginliği, doğu ve batı sentezini, gelenekselliği ve modernizmi, gücü ve estetiği aynı anda yansıtıyor. Boğaz havasıyla huzur veren geniş bahçelerle sarılmış Dolmabahçe Sarayı, 2000 metrekarelik alanı, 36 metre tavan yüksekliği ve dev avizesiyle muayede salonunu, ihtişamlı saltanat kapılarını, İngiliz, Fransız ve Osmanlı ustalarının elinden çıkan saatlerin sergilendiği saat müzesini, farklı dillerde nadir eserlerin yer aldığı Abdülmecit Efendi Kütüphanesini, Kuşluk Bahçesini, Camlı Köşkünü ve Saat Kulesini paha biçilmez hazineler olarak bünyesinde barındırmaktadır. Ben buradan ecdadımızın ruhu şad olsun diyorum. Osmanlı hükümdarlarımızın, padişahlarımızın da, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve onun silah arkadaşlarının da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare eden, yöneten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrosuna, meclisimizde bulunan diğer saygıdeğer muhalefet partilerimizin başkanlarına ve avanesine, diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da hepsine de saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Türkiye'mizin, Türk dünyasının birliği, dirliği, bütünlüğü için mücadele veren, çalışan bütün gönüldaşlarını saygı ve sevgilerimle kucaklıyorum. Rabbim milletimize ve devletimize zeval vermesin. Tarihimizden ibret alarak geleceğimize inşallah yön vermeyi bizlere nasip etsin. Rızası yolundan ayırmasın diyorum. Osmanlı Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne son mirası olan Dolmabahçe Sarayı'nın ilk misafiri, saltanatının son 5 yılını sarayda geçirecek olan Sultan Abdülmecit olmuş. Sonrasında denizciliğe merakıyla tanınan Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat, fazla göz önünde olmaktan hoşlanmayan Sultan 2. Abdülhamit, meşrutiyetin yaşlı padişahı Sultan 5. Mehmet Reşat, düşünceli tavırlarıyla bilinen Sultan 6. Mehmet Vahidettin ve son halife Abdülmecit Efendi, bu eşsiz sarayın tarih kokan her köşesinde yaşamlarından izler bıraktılar. Cumhurbaşkanlığı döneminden ömrünün son günlerine kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ağırladı Dolmabahçe Sarayı. Osmanlı döneminde modernleşmenin sembolü haline gelen Dolmabahçe Sarayı, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa davet ederken her ayrıntısıyla bir imparatorluğu anlatıyor.